Şöyle gebelik aslında oluşmadan önce bir doktora gidip bir muayene olması gerekiyor. Ne gibi bir gebelik süreci bekliyor bizi onunla alakalı doktorla görüşülmesi gerekiyor. Yapılan testler var çünkü prenatal test olarak onları öğrenmesi gerekiyor hastamızın. Hangi vitaminleri kullanması, hangi alışkanlıklarından vazgeçmesi gerektiğini mutlaka öğrenmesi gerekir. Daha sonra gebelik oluştuğunda ilk muayeneye doktora gelecektir. O sırada işte biz keseye görüyoruz, bebeği görüyoruz, gösteriyoruz. Ve bu doğumdan sonra loğusalık dönemine kadar da devam eden bir süreçtir. Anne ve bebeğin sağlığının aslında korunması bizim için ana neden. Yani sadece bebeği biz takip etmiyoruz aslında burada. Annenin sağlığı da bizim için önemli. Hatta sırf sağlık değil, psikolojik durumu da önemli. Normal bir gebelik ve normal bir loğusalık geçirebilmesi için annenin tüm gebeliğinde hem güvenebileceği bir doktora ihtiyacı var hem de sağlık personeline ihtiyacı var. Peki şunu sorayım, sağlıklı bir gebelik nedir? O zaman şöyle başlayalım. Biz ilk başta hastayı gebelik öncesinde bir muayene alıyoruz. Hastadan mutlaka rahim ağzı kanser tarama testinin yapılması lazım. Herhangi bir kanser varsa çünkü gebelikten önce bunun tedavisinin yapılması gerekiyor. Çünkü bu tedavi edilebilen bir kanser türevi. Veya hastanın bilinen bir rahatsızlığı varsa diyabet, tiroid vesaire bunun gibi, astım gibi. Bunları öncesinden tedavisini planlamak, gebeliği bununla beraber planlamak gerekecektir. Gebelikte diyabet oldukça önemlidir mesela. Eğer şeker düzeyi oldukça yüksek bir anne gebe kalırsa bebekte bazı problemler gelişecektir. Öncesinden bunların tanısını, tedavisini ve düzenlemesini yaparsak daha iyi bir gebelik elde ederiz. Onun dışında hasta bize geldiği zaman, daha doğrusu anne adayı bize geldiği zaman biz ona neler kullanması gerektiğini bu gebelik öncesi vizitte öneriyoruz. Mesela folik asit. Biz bunu ne diyoruz? İşte 12 hafta öncesinden kullanırsan daha iyi olur. En kötü ihtimal 6 hafta öncesinden folik asite başlaman gerekiyor gebelik istiyorsan diyoruz. Gebelik oluştuktan sonra biz hastayı, mesela diyelim ki hasta geldi. Adetim benim gecikti diyoruz dedi bize ve biz ne istiyoruz? BTCG testiyle gebeliğin tanısını koyuyoruz. Yani kan testi istiyoruz. Bu durumdan sonra bir ultrason muayenesi oluyor. Ultrasonda gebelik kesesini görmek istiyoruz biz. Gebelik kesesi eğer rahmin içindeyse normal bir gebelik olarak takiplerimize devam ediyoruz. Ama rahmin içinde bir gebelik kesesi göremezsek bu sefer daha detaylı araştırmaları görürüz. Çünkü bu dış gebeliğe gösterebilir bize. Dış gebelik de anne hayatını tehlikeye atan bir durumdur ve hızlıca tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Gebelik kesesini gördükten sonra rahmin içinde bu sefer bebeğin kalp atışlarını görmek bizim amacımız. Bu dönemde sık sık vizite gelecektir hasta. Bundan sıkılmasınlar lütfen. İlk keseyi gördükten sonra bir 10-15 gün sonra tekrar görelim dediğimiz çok oluyor çünkü. Bebek kalp atışı bizim için ana noktadır. Ondan sonra içimiz birazcık daha rahat edecektir ve sizin de takip süreniz birazcık daha uzayacaktır. Diyelim ki 15 günde bir geldiniz, kalp atışı görüldü. Ondan sonra ayda bir kontrolleriniz olacaktır. İkinci trimester dediğimiz 24. haftadan sonra takipleriniz birazcık daha sıklaşacak. İşte 20 günde bir, 15 günde bir gelirken 3. trimester dediğimiz artık doğuma kadar olan sürede 36-40 hafta hatta 42 hafta arasında olan sürede haftalık bazen 3 günde bir takiplere bile sizi çağırmak durumunda kalabiliyoruz. Şöyle gebelik takibi öncesi annede bilinen bir rahatsızlık var mı diye özellikle ne demiştik? İşte pap smear testi mutlaka yapılmalı. Zaten bütün kadınlar bunu 2 senede bir yaptırmalı. Onun dışında tiroid hormonlarına bakılabilir. Çünkü Türkiye popülasyonunda tiroid hastalığı çok fazla ve bebeğin zeka gelişimini etkileyen bir hormon tiroid. Hipotiroidi olan anneler farkında olmadan gebe kalırsa bu sefer bebeğin zekasında bazı problemler olabiliyor. Bizim tiroid hormonunu size vermemiz gerekiyor. Veya şeker hastalığından bahsetmiştik, aynı bunun gibi. Onun dışında sizde olan, ailede olan bir genetik anormallik varsa bunu önceden bir konuşarak değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'de akraba evlilikleri çok fazla. Akraba evliliklerinden doğan çocuklarda bu genetik anomaliler birazcık daha fazla artıyor ve görebiliyoruz. Bunları öncesinde değerlendirip konuşmakta yarar var her zaman. Şöyle o da. Ailede herhangi problem olmasa bile eğer diyelim ki anne 35 yaşından sonra geldi veya ultrason bulgularında herhangi bir problem görüldü kromozom anomalisi olarak. Daha önceden olan kromozom anomalisi olan bir bebeği var annenin veya ailede böyle bir öykü varsa bu durumda biz hastalara genetik tanı testi önerebiliyoruz. Yeni çıkan teknolojiyle beraber anne kanından fetal DNA taraması yapılmakta ve oldukça da yaygın olarak yapılmakta Türkiye'nin her tarafında. Bunu anne kanından sadece azıcık bir kan alarak
laboratuvar şartlarında bebeğin kanını ayrıştırıyorlar ve büyütüyorlar. Bunu daha sonra genetik olarak bakıyorlar ve DNA'sını buluyorlar. DNA'da herhangi bir problem var mı? Diyelim ki Down sendromu, 21 trizomi yani. Adverse dediğimiz ya da patal dediğimiz trizomi 13-18 sendromları var mı? Bunlara bakıyorlar. Ya da cinsiyet kromozomlarıyla alakalı bir problem var mı? Bunlar araştırılabiliyor. Gebelikte hastalar eğer body mass indexleri normalse yani 18 ila 25 arasındaysa biz bunlara normal bir gebe olarak bakıyoruz ve ortalama 11 ila 16 kilogram arasında kilo alımını okey diyebiliyoruz. Ama bize gelen gebe obezse, body mass indexi 30 veya daha üzerindeyse o zaman burada bir kalori kısıtlaması, kilo alım kısıtlaması yapmamız gerekecektir. 5 ila 6, en fazla maksimum 9 kilo alımıyla sınırlandırmamız gerekiyor. Gebelikte hastalara mutlaka ekstra kalori vermemiz gerekiyor. Çünkü ortalama normal body mass indexi olan bir gebenin 2000 ila 2500 kilo kalori alması yararlı. Hastalara, daha doğrusu gebelere kalsiyumdan zengin gıdalar öneriyoruz, yeşil salatalar öneriyoruz, folik asitten zengin olmasından dolayı proteinden zengin gıdalar yemesini istiyoruz. Fakat mutlaka bu salataları yıkayarak, çünkü bunlardan geçen bazı hastalıklar var. Gebelikte bu hastaları birazcık daha sık takip etmemiz gerekiyor. Mutlaka doktorlarına güvenmeleri gerekiyor. Başka bir doktora daha gidiyorlarsa, diyelim ki şeker için takipli doktorlarına, onlara gebe olduklarını veya tiroid hastalığı olan bir gebenin kullandığı ilaçları değiştirmesi veya dozlarını arttırması için onların takiplerini de sık sık gitmesi, gebe olduğunda kendilerini söylemesi gerekmektedir. Gebelikten önce herhangi bir hipertansiyon tanısı almamış bir kadın, gebeliğin 20. haftasından itibaren tansiyonu yükselmeye başlarsa, 140'a 90'ın üzerinde olmaya başlarsa veya mevcut tansiyonundan 20 mm civa üzerinde bir tansiyon görürsek biz buna gebelik tansiyonu diyoruz. Gebelik tansiyonunda proteinürü genelde görmediğimiz bir şey veya kan sayımlarıyla alakalı bir problem olmayacaktır. Bu hastaları daha sık takip etmek gerekecektir. Çünkü gebelik hipertansiyonunda da preeklampsi gibi aniden çıkan bir tansiyon plasentayı yatağından ayırabilir ve biz dekolman diyerek bu gebeliği sonlandırmamız veya hatta intrauterin gebelik ölümüne neden olabiliyor. İlk gebelik haftalarında kanamaları sık sık görüyoruz veya duymuşsunuzdur. Lekelenme tarzında, hafif peçete silinti tarzında kanamalar olabiliyor. Kahverengi daha çok görüyoruz biz bunları ama kan kırmızısı daha yoğun bir şekilde, hatta bel ağrısıyla beraber gelen kanamalar daha önemlidir ilk gebelik haftalarında. Ama gebeliğin ilerleyen döneminde ne olursa olsun, hangi kanama olursun önemlidir ve en yakın zamanda doktora başvurmaları gerekiyor. Peki bu gebelik takibi işte çoğul gebelikte de yine aynı rutinde mi işliyor? Yani tekil gebelikle arasında farklar var mı takip, kontrol anlamında? Çoğul gebelikler tabii ki daha riskli gebeliklerdir. Tek bir yerde iki tane bebek taşıyacaksınız ve bunun size getirdiği sorumluluklar ve zorluklar daha fazla oluyor. Bu yüzden de ikiz gebeleri veya çoğul gebeleri dediğimiz üçüz gebeleri birazcık daha sık takip etmekte yarar var. Özellikle hani son trimesterlerde demiştik ya, bir haftada bir görüyoruz biz hastaları, evet. Artık bu hastaları belki üç günde bir görmemiz gerekebilir. Ve daha erken doğumlar görebiliyoruz çoğul gebeliklerde. Doğum önemli. Hangi şartlar oluşmalı sağlıklı bir doğum için ve daha bir öncesinde de bu doğum yöntemine ne zaman karar veriyorsunuz? Şöyle, hastamız düzenli kontrollerine eğer geliyorsa biz 36. haftadan sonra doğum yöntemi için kendisiyle konuşmaya başlıyoruz zaten ne düşündüğü hakkında. Bunun dışında da bebeğin pozisyonu bizim için önemli. Makat gelişimi, baş gelişimi, plasentanın yerleşimi önemli. Çünkü bazı durumlarda biz normal doğum yaptıramama ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Mesela plasenta rahim ağzını tamamen kapladıysa bu durumda normal doğum yaptıramayız. Makat gelişlerde normal doğum çok zor olabiliyor. İkiz gebeliklerde aynı şekilde. Normal doğuma engel olan bazı şeyler olabilir. Bu durumlarda sezaryen kararı verebiliyoruz hastayla. Bunun dışında normal muayenesine, rutin muayenesine geldiği zaman her hafta genel olarak bebeğe bakıyoruz. NST'sini yapıyoruz. Bebeğin kalp atışıyla alakalı bir problem var mı? Pozisyonla alakalı problem var mı? Suyla alakalı bir problem var mı? Bunlarda ani bir bozulma varsa o zaman tabii ki normal doğum bizim için birazcık daha arka plana itilebiliyor. Hastayla beraber daha çok biz doğum şekline karar veriyoruz. Tabii ki pelvik muayene önemlidir. Bebeğin baş çevresi acaba çıkıma uygun mu değil mi? Bunlara da beraber oturarak muayene ederek karar veriyoruz. Son sorum da şu olsun.
Doğum öncesinde kadın ve erkeğin yapması gereken testler var mı? Anne ve babada bilinen bir rahatsızlık var mı? Öncelikle bunu konuşmak gerekiyor. Türkiye'de ve Akdeniz kıyılarında daha çok gördüğümüz bu Akdeniz anemisi taşıcılığı vardır mesela. Eğer siz bu taşıcılığa sahipseniz beraber doktorunuza gidip bunun testlerini, ön testlerini yapmanız gerekecektir. Bunun dışında hepatit B, C veya HIV, sifilis testleri bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Anne adayını sadece yaptıracağı işte TSH dediğimiz gibi pap smear testinde yapılmasında yarar var.